Yaşar Süngü Kelimeleri değiştir, dünya değişsin. Atasözü bile olmuştur. Bir insana kırk kere delisin dersen delirmesi, kırk kere iyisin dersen iyileşmesi çok görülmüştür. Reklamcılık sektörü bunu çok erken keşfetti. Kelimeleri değiştir, dünya değişsin derken şu hikayeyi anlattı. Perakendi günleri 2017 zirvesinin organizatörü. Brooklyn Köprüsü'nde bir bahar günü kör bir adam dilencilik yapıyormuş. Dizlerinin dibine bir tabela koymuş. Üzerinde doğuştan kör yazılıymış. Herkes dilencinin önünden geçip gidiyormuş. Bir reklamcı bunu görmüş, eğilerek tabelayı almış, üzerine bir şeyler yazmış ve tekrar aldığı yere bırakmış. Ne olduysa olmuş. Gelip geçen ve bu tabeladaki yeni yazıyı okuyan herkes başlamış dilencinin önündeki şapkaya para atmaya. Bir cümle yetmiş onca kişiyi etkilemeye ve dilencinin şapkasının kısa sürede ağzına kadar parayla dolup taşmasını. Tabelada şöyle yazıyormuş. Güzel bir bahar günü ama ben baharı görmüyorum. Kelimelerin gücü gerçekten önemli. Sadece ticarette değil, insanın içinde olduğu her alanda. Dilenci hikayesi deyince başka bir hikaye aklıma geldi. Rus yazar Turgenev'in başından geçen dilenci hikayesi de müthiştir. Turgenev soğuk bir akşamüstü evine doğru giderken yolda karşılaştığı dilenci ondan para ister. Turgenev bütün ceplerine bakar, ne yazık ki hiç parası yoktur. Bunun üzerine kendisine uzatılan soğuk eli elleriyle ısıtarak Kusura bakma kardeşim, sana verecek bir şeyim yok der. Dilenci ise "Verdiniz ya efendim, bana kardeşim dediniz." cevabını verir. Sonuç her şey para değildir. İş dünyasında çalışanlara yönelik küçük bir araştırmayla şirketlerde veya kurumlarda yöneticisinden başındaki amirine kadar hatta patronundan zam yerine övgüyü tercih eden milyonlarca ücretli çalışan olduğu görülecektir tam tersi tutumun yani övgü yerine düşük zam ve çalışanlara karşı işten çıkarma sopasının kullanılmasının şirkete maniyetinin ne kadar olduğu araştırılsa eminim iş dünyasında hiçbir patron çalışanın üzülmesine izin vermez ve iş anlayışında büyük bir devrim yaşanır. Milli duruş nasıl olmalı? Türkiye'de perakendenin büyüklüğü 830 milyar liraya yükseldi. İstihdam sağlamada hizmet sektörü içinde birinci, bütün Türkiye'de de ikinci sektör. Son 10 yılda perakende sektörü Türkiye ortalamasının yaklaşık 2,5 kadı kadar büyüdü. Tam 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye'deki istihdamın %13,6'sı perakende sektöründen geliyor. Ancak teknoloji hem tüketiciyi hem de satıcıyı ve satış şeklini değiştiriyor. Tüketicilerin %60'ı ürüne bakarken ya da alırken internet üzerinden işlem yapıyor. Dijital dönüşümle önümüzdeki 10 yıl içinde dünyada üretilecek değer 19 trilyon dolar olacak. Bundan Türkiye özel sektörünün alacağı pay ise sadece 169 milyar dolar. Halen her 100 birimlik ihracat için 62 birimlik ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Bugün ilk beşte yer alan şirketlerimiz gelişimi takip etmezlerse 10 yıl sonra olamayacaklar. Ekonomide milli duruş nasıl olmalı sorusunun cevabı hem teknolojiyi hem de insanı göz ardı etmeden iş yapmak olmalı. Simit'i sokaktan saraya çıkarmanın sırrı ne? Simit Sarayı 2002 yılında 10 bin lira sermaye ile kurulmuş. Bugün değerini kaça katladığı belli değil. Simit'i sokaktan alıp saraya sokan adam diyor ki, Etrafa biraz daha farklı gözle bakmak lazım. Herkesin baktığı pencereden bakmamak, herkesin gittiği yoldan gitmemek gerekiyor. Dünya bizi bekliyor. Bizi tarımsal bir ülke olarak algılamış vaziyetteler. Anadolu topraklarında yetişen tüm ürünlerin besin ve aromatik değerlerinin yüksek olduğunu dünya biliyor. Türkiye'nin iki çıkış noktası bulunuyor. Biri tarımsal ürün ihracatı. Tarımsal ürün ihracatından gelirimizin 15 yıl içinde 600 milyar dolar olması gerekir. Bir diğer çıkış noktamızsa tarihimiz, yani arkeoloji turizmi. Bugün topraklarda 17 bin adet kazı alanı var, ama turistlerin bıraktığı döviz kişi başı 650 dolar. Deniz, kum, güneş turizmini bir kenara bırakıp tarih turizmi yapalım. Tarih turizmi yaptığımızda en az 3 bin dolar kişisel harcama yapacak 100 milyon turist gelecektir Türkiye'ye. Bu şekilde 300 milyar dolarlık bir gelir elde edebiliriz. Yani 10 yıl içinde Türkiye'nin dışarıya bağımlı olmadan ve ithalat yapmadan 1 trilyon dolarlık ihracat geliri olabilir.